Arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle görmüş olduğumuz bu sevimli kedimizin şapkasını öreceğiz. Şapkamızı tepeden örerek başlıyoruz ve her sıramızda artışlarımızı yapıyoruz belli bir sıraya kadar. Artışımız yeterli olduktan sonra düz olarak aşağıya doğru örüyoruz. Daha sonra her iki kenarda da gördüğümüz kulak koruma yerlerini örüp sonunda beyazla dolaşıyoruz. Bakın şu şekilde e, şapkamızın ana rengi olan pembemiz ve beyazımızla da güzelce bir saç örgüsü bağcığımızı tamamlıyoruz. Ve e, görmüş olduğumuz bu gözlerimizi, burnumuzu, şuradaki görmüş olduğumuz bıyıklarımızı, kaşlarımızı, kulaklarımızda çalıştıktan sonra şapkamız kullanılmaya hazır hale geliyor. Gayet güzel çocuklarımızın sevebileceği güzel bir şapka. Daha büyük yaş gruplarındaki çocuklarımıza da aynı şekilde başlayıp sadece artış sıramızı birkaç sıra daha büyük yaparak örebilirsiniz. Bu kısımlarında herhangi bir değişiklik yapmadan. Evet şimdi kolay gelsin diyerek hemen kedili şapkamızı örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Birimizi Lanasa marka ipimle örüyorum. İpim 100 gram. Renk numarası 948. %100 akrilik ve 315 metreden oluşmakta. Şimdi ipimi örmek için ise ince uçlu bir tığ kullanıyorum. 2,5 numaralı tığımı tercih ettim. Sihirli halka yaparak örgümüze başlayalım. Sihirli halkamız alıyorum bakınız ipimizi. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane zincirimi çekiyorum. Parmağımdan çıkardım halkamı. Tığımın başını doluyorum. Halkamın içerisine 12 tane zincirimle birlikte toplamda 12 trabzanımı dolduruyorum. İkili trabzan şekliyle örüyoruz. Şöyle geniş geniş bakınız. Daraltmadan halkamı örmeye devam ediyorum. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 tane trabzanımı ördükten sonra burada yarım kalan yani uçtaki ipimi asılıyorum. Güzelce sıkıştırıyorum ortası iyice kapanacak şekilde ve başlangıçtaki zincir çekmiştik 4 tane tepesine gelerek batıyorum ve halkamı bu şekilde tamamlamış oluyorum ve şapkamı orta yerine ayarlamış bulunuyoruz 1 2 3 3 tane zincirimi çekiyorum hemen dibine gelerek bir tane trabzanımı örüyorum bir sonraki trabzanıma geliyorum. Bir ve aynı trabzana ikinci kez batıyorum. Ve bir sonraki trabzana aynı şekilde bir ve iki. Yani ikinci sıradaki trabzanımızı alttaki 12 olan trabzanımızı her birine ikişer defa batarak 24 trabzan sayısına ulaştıralım. Evet sıramızı tamamladıktan sonra hemen başlangıcı batıyorum şu şekilde geçişimi yapıyorum 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum aynı yere bir tane daha batıyorum ve çift olarak örüyorum bir sonraki trabzanımı tek olarak örüyorum ve bir sonraki trabzanımı çift olarak örüyorum üçüncü sıramızda bir çift bir tek bir çift bir tek olarak başlangıç yerimize kadar örerek geliyoruz Evet üçüncü sıramızı da tamamladık. Dördüncü sıramıza şu an başlayabiliriz. Şimdi üçüncü sıramızda bir çift bir tek çift tek çift tek olarak örüp tamamladık. Ve dördüncü sıramıza başlıyoruz. Dördüncü sıramızda bir iki üç üç tane zincir çekiyorum. Hemen dibine gelerek bir tane batıyorum. Yanındaki trabzanıma bir tane daha trabzan örüyorum bir sonrasına bir tane. Bu sıramızda yani dördüncü sıramızda iki tek bir çift olarak devam edeceğiz. Şimdi çift örüyorum. İki defa tek trabzanımı örüyorum. Şimdi bir tane çift trabzanımı örüyorum. Ve şöyle bakalım. Çift tek tek. 2 tane tek 1 çift. 2 tek 1 çift. dördüncü sıramızı 2 tek 1 çift olarak tamamlayalım. 4. sıramızı tamamladıktan sonra 5 sıramıza yine geçişimizi yapıyoruz. Zincirimizin üzerine batarak 1 2 3. Hemen yanındaki yanındaki bakınız. Trabzanın üzerine batıyorum. Bir sonrakine batıyorum. Bakın 3 tane ördüm. 2 tane tek bir tane çift olarak burayı yapıyoruz başlangıçta 2 tek olarak başladım 3. yanına bir tane daha ördüm 5. sıramızda da 2 tek 1 2 tek ve 1 çift 2 tek 1 çift 2 tek 1 çift. çift ve devam ediyorum 1 2 tane tek 3. çift Evet, sıramızı bu şekilde tamamlayalım. 2 tek, 1 çift. Artışlarımızı yapmaya devam ediyoruz. 1 2 3 4 5. Şimdi 6. sıramızı ve son artış sıramızı yapıyorum. Benim yapacağım yaş e, ölçüsü için bu artışım yeterli. Bu artışımızı da yaptıktan sonra aynı e, şekilde aşağıya doğru örmeye devam edeceğiz. Şimdi yine 2 tek, 1 çift olarak örüyorum başlangıca geldim 1 2 3 aynı yere gelerek batıyorum çift önce yapıyorum bu kez iki tane tek bu son artışım bir çift iki tek çiftlerimi örüyorum bir çift iki tane tek bir ve iki tekrar çiftimi örüyorum çift iki tane tek bir ve iki çift iki tek çift iki tek çift şeklinde altıncı sıramızı da tamamlayalım artışlarımızı yaptık yeterli büyüklüğe ulaştıktan sonra artık artışımızı yapmadan istediğimiz ölçü gelene kadar sadece trabzanlarımızın üzerine birer defa örerek dolaşacağız 1, 2, 3, 4, 5 başlangıç sıramızla birlikte tam 6 sıra artışlarımızı yaparak dolandık. Şimdi bu sıramızdan itibaren yani 7. sıramızdan itibaren sadece trabzanlarımızı örerek ilerleyelim. Bir de ölçümüze bakalım. Sizlerinki ile benim ölçüyü kıyaslama adına tam 13,5 santim tepe noktamın artışları yaptığım yere kadar ki olan bölümü. Evet şimdi sadece düz trabzan örerek e, tamamlıyorum. Evet şapkamı örmeye devam ediyorum. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13 sıra ördüm. 13 sıramın ölçüsüne bakmak istiyorum. Şöyle baktığım zaman 13 sıranın 14 santim olduğunu görüyorum. Bebeklerimizin yaş ölçüsüne göre şöyle sayımıza bakacak olursak bakınız. Eğer 0-3 ile 6 ay arası öreceksek uzunluğunun 13 ile 15 santim olması gerekmekte. Yani şu anki ölçümüz 13-15 santim arası 0-6 ay için biz birazcık daha 0-6-12 yani 18 santimi hedefliyoruz. 1 ee, yaşındaki ve biraz üzeri çocuklarımızın giyeceğini istediğimiz yani giymesini istediğimiz için 18 santim civarı olmasını istiyoruz. 18-19 arası tamamlayalım. Bir ile biraz üzeri de giyebilsin. Şimdi e, trabzanlarımızı örmeye birkaç sıra daha devam edelim. Evet şapkamızı yeterli ölçü olana kadar ördüm. birkaç sıra daha ilave ettim. Şimdi şapkamızın kulak koruma yerlerini örmeye başlayalım. Hemen başlangıç noktamdan itibaren başlıyorum. Bakınız ilk kulaklık olduğu için kulak yeri problem olmayacaktır. Buradan başlayalım. Diğerini de buna göre ayarlamamızı yaparız. 1, 2 ve 3. 3 tane zincirimi çekiyorum. Hemen yanındaki trabzanıma batarak birer birer örüyorum Hemen dibindekine batalım. Bir ileriye gitmeyelim. İki tane ördüm. Şimdi üçüncüyü örüyorum. Sırası ile biraz kalınlaşana kadar örelim. Şöyle kulağımızı koruyacak kadar olması bizim için yeterli. Bakalım Küçük daha birazcık 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 ve 13 yapalım yeterli olsun. 13 tane ördüm. 1, 2, 3. Döndürüyorum. 13 trabzanımı yine aynı şekilde arkadan örüyorum. Biraz uzatalım. 13 trabzanımızı 1, 2, 3, 4. 4 sıra hiç artma eksilme yapmadan ördüm. Şimdi zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3. 3 tane zincirimi çektim ve örme yönüne döndüm. Şimdi azaltma işlemine başlamak istiyorum. Hemen yanındaki trabzanımı örüyorum. Bir sonraki trabzanımı örüyorum. Bakınız her ikisini de birer defa çektim. 3 zincirimi çektim. Sıradaki trabzanı bir defa ördüm. Ve bir sonraki trabzanı yine bir defa ördüm hepsini aynı anda çektim tekrar devam ediyorum bir tane ördüm ikincisini çekmeden bekletiyorum tekrar ikinci kez ördüm kapamadan bekletiyorum ve aynı anda çekiyorum bir sonrasını yine aynı şekilde örüyorum bir defa alıyorum ikinciyi hep beraber çekiyorum bir defa alıyorum ikinciyi birlikte çekiyorum. Bir, iki, en sondaki trabzanımı da alalım. Üçünü aynı anda çekiyorum başlıyorum 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum bakınız burada bir darlaşma söz konusu arka sırada hepsine birer birer örüyorum zincirimi çektim hemen yandakine batıyorum ve bir trabzan bir sonrasına trabzanımı tam örüyorum birer birer örüyorum en son şu şekilde bakın daralttım 1 2 3 3 zincirimi çektim arkayı çeviriyorum yine 1 2 şöyle tam alalım tek seferde çekiyorum ve devam ediyorum 1 2 ve en son trabzanımın arasına girerek örüyorum 3 tane hepsini aynı anda çekiyorum ve bu şekilde bir zincirimi de çektikten sonra makasım yardımıyla kesiyorum ve diğer yöndeki kulaklı yerimizi de aynı şekilde örerek tamamlıyoruz kulaklamı tamamladıktan sonra şöyle hemen hemen yarım metreye yakın iplerimi kat kat ettim pembemle beyazımı 2 4 6 8 ve 9 kat şu anda bakınız beyazımı az pembemi daha çok yaptım ve şimdi şu şekilde tam ortalayalım. Dilediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Sonrasında keseceğiz zaten. Örmüş olduğum şu kulaklığımın en son ortalayarak. Bakınız 3 ve 3 ortalayarak giriyorum. Ve tığım yardımıyla aradan geçiriyorum. Ve şu şekilde geçiş işlemini yaptıktan sonra uç kısmını düzeltiyorum. Çünkü iplerimi tüm tümde almıştım bakınız. Uç kısmını düzeltip belli aralıklarla örme işlemime başlıyorum. Şöyle ayırıyorum. Saç örgüsü şeklinde örelim. Kopardığım ipimi de içeriye alacağım daha sonra. Şimdi bağcık yerimizi bu şekilde örelim. Sona kadar örerek tamamlayalım. Her iki kulaklığını yaptık. Bakınız kenarlarının bağcığını ördüm. Şimdi kulaklığımızın bir tanesinin kenarından başlayarak bütün çevremizi beyazla dolaşalım. Düz yüzden dolaşmaya başlıyorum. Batıyorum tam. Bakınız. Bağcığımızı yaptığımız yerden sık iğne ördüm. Şimdi başını dolayarak batıyorum başını dolayarak ileriye geçiyorum başını doluyorum tığımın 1 2 yan gelen trabzanlara ikişer defa giriyorum bir ileriye geçiyorum 1 2 şöyle yandan gelen ee, yukarıya doğru bakınız yan halinde devam eden trabzanlarıma ikişer tane başını dolayarak trabzanımı örüyorum. Tek seferde alıyorum. iki bakınız. Tamamın başını doluyorum. Buradaki dikey olarak geliyor artık trabzanlarımız. Dikey trabzanlarımızın ise her birinin arasına bir tane giriyoruz yan olan trabzanlarımızı bakınız ikişer dikey şeklinde gelen tam ön ve arkaya gelen kısımlara ise birer tane başını dolayarak batıyoruz başını dolayıp çekiyoruz ve bütün çevremizi bu şekilde dolaşarak tamamlıyoruz. Evet kenarımı dolanıyorum bakınız tam bağcığımın olduğu yere geldim arkasını çeviriyorum hemen trabzanımın şu şekilde yandan girerek arkadan örüyorum ve tekrar tığımın başını dolayarak hemen trabzanlarımı başını dolayarak ikişer ikişer batarak ilerliyorum. 1 ve 2 ileriye gidiyorum 1 2 geçişimizi de bu şekilde tamamladıktan sonra yandan ikişer ikişer bakınız batıyorum en son bir ve iki ve birer birer öreceğim ara kısımlara geldim ön ve arkalar dikey gelen trabzanlarımı birer birer örüyorum yan gelenleri ise ikişer ikişer örerek sıramı tamamlıyorum Evet örgümüzün süslemelerini yapmak için bakın şu şekilde gözümüzü ve gözümüzün üzerindeki mavimizi, siyahımızı, beyazımızı öreceğiz. Ve e, bir de burun kısmını öreceğiz. Şimdi bütün aşamalarını hepsinin tek tek göstermek istemiyorum vakit kaybı olmasın diye. Şimdi bir aşama üzerinde hepsini göstereceğiz. Şuradaki büyük olarak görmüş olduğumuz beyazı bakın. Beyazımızda bir sihirli halkanın olduğu sıra ikinci devam eden sıra ve üçüncü sırayı ördük. Beyazımızın gözümüzün en dış kısmını üç sırada tamamladık. Diğer bu mavi ile beyazımız iki sırada tamamlandı. Bir sihirli halkanın olduğu 12 trabzan ve üzerinde ikinci kez geçtiğimiz her bir trabzan'a ikişer defa batarak ördüğümüz 24 trabzan sırası ve yine gözümüzün üzerinde küçük siyah ve beyazlarımızı görüyoruz. Bu da sihirli halkadan oluşan 12 tane trabzanımızdan olan grup. Şimdi bir tane en Alttaki beyaz 3 sıra olan gözümüzün trabzanların olduğu sıradan hepsini anlatalım. Birinci sırada bu kısımlar. İkinci sıramızda gözümüzün mavisi ve burnumuzun olduğu bölümler. Üçüncü sıra ise sadece gözümüzün en iri beyaz kısmı için kullanacağız. Evet şimdi örmeye başlayalım. Sihirli halkımı alıyorum. Şu şekilde parmağıma sarıyorum. Evet tığımızı takıyorum şöyle ve alttan alıyorum 1 2 3 4. 4 tane zincirimi çekiyorum. Sihirli halkana ilk sırasında mutlaka 4 tane zincirimizi çekelim. Tığımın başında doluyorum. Hemen parmağımdan çıkarmıştım. 2 katına başlıyorum tırabzanlarımı sırası ile örmeye. 1 1 de zincirimiz 2 oldu. 3 4 5 6 7 Şöyle alalım. 8 9 Şöyle ipim çok katlı. 10 11 ve 12. Bu arada e, hatırlatmak istiyorum. Birazcık daha dolgun, kalın ipleri tercih edersek bu süslemelerimizde çok daha rahat ederiz. İpim bayağı e, dolgun, kalın bir ip. Şöyle Lanosa marka ip, bayağı kalın e, ip. 12 tırabzanımı ördükten sonra bu kısa ipi şu şekilde asılıyorum ve birinci dört tane zincir çekmiş olduğum yerin üst kısmına geliyorum şu şekilde geçişimi yapıyorum elimle şöyle düzeltiyorum ve bakınız birinci sıradan oluşan kısmımı ördüm yani gözümün siyahı ve gözümün şuradaki kullanmış olduğum beyazını bir sıra sihirli halkadan sonraki 12 trabzanla ördüm Evet şimdi birinci sıramızı kullanacağımız yerleri açıkladıktan sonra şimdi ikinci sıramızı ördükten sonra şayet koparırsak Bakınız e, burnumuz ve gözümüzün mavi olan kısımlarını çalışacağız. Birinci sıranın üzerine örmeye devam edelim. 3 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2 ve 3 3 zincirimi çektikten sonra aynı yere gelerek batıyorum ve bir trabzan örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir sonraki trabzanımın üzerine gidiyorum. Bir, aynı yere iki. Bir sonrası trabzanımın üzerine geçip bir ve iki. Ve ilerliyorum. Bir, İki. Yani alttaki 12 trabzanımın tamamını ikinci sırada ikişer defa batarak 24 tane trabzan sayısına ulaştırıyorum. Tabi 12 değil de daha fazla da yapabilirsiniz. ipiniz zayıfsa ama e, kuvvetli ipler yani kalın ipler daha rahat, daha dolgun durmakta. Bu gibi e, aplikeleri çalışırken o aklımızda dursun. Tabi modelin kullanılma yerine göre de değişecektir. Ama bu gözümüzde, kulaklarımızda özellikle dolgun ipler çok daha kullanışlı olmakta İşlemimiz de bizi daha rahatlatıyor her trabzanıma ikişer ikişer örüyorum Evet sona kadar ördüm sayalım 2 4 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 ve 24. Her birinin üzerine ikişer tane trabzanımı ördüm ve ilk trabzanımı yani zincirden çektiğim trabzanımın üzerine gelerek batıyorum. Ve şu şekilde çekiyorum ve görmüş olduğumuz gibi hem burnumuzun hem de gözümüzün ortasında kullanacağımız sıramızı da bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Bakınız şöyle. Şimdi bir sıra daha devam ettiğim zaman gözümün en çevresi yani en kalın kısmını da örmüş olacağım. Bunu da 3 sırada tamamlıyoruz. Bakın 1, 2 ve 3. Üç. Üçüncü sırasına şimdi başlayalım. 3 tane zincirimi çekerek başlıyorum. 1, 2 ve 3. Tığımın başını doluyorum. Hemen dibine bir tane batıyorum ve başlangıçtaki trabzanımı çift olarak örüyorum. Yanındaki trabzanıma geçiyorum ve tek olarak örüyorum. Bir sonraki trabzanıma tekrar çift olarak örüyorum. Bir, aynı yere batıyorum. İki, bir sonraki trabzanım bir, bir sonraki trabzanım iki. Üçüncü sıramı bir tek bir çift, bir tek bakınız ve sıradaki çift 2 ve devam ediyorum. Tek ve bir sonraki çift. 1 ve 2. Devam ediyorum. Tek bir sonraki çift. Bir tek, bir çift olarak sıramızı tamamlayalım ve en son sıramı ördükten sonra birinci sıramın en üst noktasına gelerek batıyorum. Şu şekilde ilmeğimin içerisinden geçip bir tane de zincir çekip bitiriyorum ve makasım yardımıyla kesiyorum. Evet, bu aplikelerimizin bütün kısımlarını tek bir çalışma üzerinde gösterdik. En son yaptığımız bakınız gözümüzün en dış kısmı 3 sıradan oluşmakta. Mavi olan kısım bakınız şu ikinci kısım mavi olan kısım ikinci sırada iki sırada tamamladığım kısım ve gözümün siyahı ilk sihirli halka üzerine ördüğüm e, birinci sıradaki 12 trabzan ve buradaki kullanacağımız beyaz Evet bu, bu kısımlarımızı yeterli e, sayıda çalışalım hazırlıklarımızı yapalım ve e, ördüğümüz örgümüzün üzerine güzelce dikelim Kedimizin bir de kulağının çalışmasını birlikte yapalım. Kulağımızın çalışmasını bakınız şu şekilde üçgen bir çalışma yapacağız. Yine ortadan sihirli halkayla başlayıp artışlarımızı yapıp 3 sırada tamamlayacağız. Şimdi sihirli halkamızı yaparak örmeye başlayalım. Sihirli halkamı yapıyorum. İpimi şöyle kısa ipim bakınız. Üstten alıp alttan kavrayıp geçiriyorum. Ve üsttekinin arasından geçirip 1 2 3 ve 4. 4 tane zincirimi çekiyorum ve halkayı elimden çıkarıyorum. Ve başlıyorum. Tığımın başını doluyorum. Halkamın içerisine 1 tane trabzan örüyorum. Zincirimle birlikte 2 trabzan ve 1 tane daha trabzanımı örüyorum. 3 tane trabzanım oluyor. 1 zincirimi çekiyorum ve 3 tane daha trabzanımı ilave ediyorum. 1 2 ve 3 3 trabzan 1 zincir 3 trabzanımızı ördüm ve halkayı şu şekilde güzelce sıkıştırıyorum bakınız sıkıştırdım şimdi ikinci sırasını örmeye başlıyorum 1 2 3 tane zincir çekiyorum örgümün yönünü çeviriyorum tığımın başını dolayarak hemen dibine bir tane trabzanımı örüyorum 2 bir sonraki trabzanımı örüyorum. Bir tane daha trabzanımı örüyorum. İkişer trabzan ördüm ve üçüncü trabzanımın üzerine de bir ve bir tane daha ilave ediyorum. İki tane trabzanım ördüm. Araya giriyorum bir ve bir tane daha trabzan örüyorum. Bir zincirimin olduğu yeri de iki tane trabzanım ördüm. Tekrar bir zincir çektim. Aşağıdaki bir zincirin içerisine iki tane trabzanımı örüyorum. Bir ve iki. Ve sağ tarafta yaptığım işlemin aynısını yapıyorum. İkişer ikişer devam ediyorum. Bir tane artışımı yaptıktan sonra bir zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayarak tekrar bir artış daha araya yapıyorum. Bu da sol taraf için kulağımızın. Ve geriye kalan 3 tane trabzanımızın her birisini tıpkı sağ tarafta yaptığımız gibi ikişer ikişer batarak örüyoruz. 1 Aynı yere bir daha batıyorum. 2 Ve ilerliyorum. 1 Aynı yere tekrar ediyorum. 2 ve en son trabzanımın üzerine batıyorum 1 ve 2 iki. Evet ikinci sıramızı bu şekilde tamamladık şimdi üçüncü sıramıza başlayalım 1 2 3 3 zincirimi bitiş yönünde çekiyorum örgümün arkasını çeviriyorum tığımın başını dolayarak hemen zincir çekmiş olduğum yerin ilk dibine bakınız aynı yerin dibine bir tane trabzanımı örüyorum Sadece buradakini iki örüyorum. Diğerlerini birer defa örerek yukarıya doğru çıkıyorum. Diğer trabzanlarım birer tane. Her birine birer tane örüyorum. Yukarı doğru devam ediyorum. Birebir trabzanlarımızı bu şekilde örüyorum. Ve ortadaki bir zincir olan yere geldim. Yine bir tane artışımı yapıyorum. Bir zincir çekip tekrar aynı yere giriyorum. Bir artışımı daha yaptım. Sol taraftaki trabzanlarımın da hepsini birer birer örüyorum. En son trabzanımı iki defa öreceğim. Bakın bunları birer birer batıyorum. Ve son trabzanımın üzerine 1 ve aynı yere bir daha batıyorum 2 ve bu şekilde kulağımızı da tamamlamış oluyoruz. İpimizi makasımız yardımıyla kesiyoruz ve şöyle üçgen bir kulak ortaya çıkarıyoruz. Hazırladığımız kulağımızın çevresini bakınız burada daha öncesinde çalıştığım gibi. Bütün trabzanlarımın arasını sık iğne yaparak e, tamamladım. İnce uçlu tığımı kullanıyorum ve her bir e, trabzan arasına ikişer defa batarak ilerliyorum. Şuradan ilk aralıktan girelim. Bir tane zincirim düğüm attım, bakınız şu şekilde ve başlıyorum. Bir, aynı yere bir tane daha sık iğne yapıyorum. İki, bir sonrasını tam araya giriyorum, bakınız. Bir biraz da sık örüyorum ki çok bol olmasın 2 diğer araya giriyorum 1 aynı yere bir daha 2 tekrar 1 aynı yere bir tane daha 2 ve her trabzan arasına bakınız ikişer ikişer sık iğnemi yapıyorum kulağımın çevresi için 1 2 bir zincir çektiğim yere kadar 2 iki, iki sık iğnem örüyorum. Zincirimi çektiğim yere geliyorum. Tığımın başını doluyorum. Batıyorum ve tek seferde çekiyorum. Tekrar başını doluyorum. Bu zincirli yerimiz iki defa giriyorum. Sonrasında yine başını dolamadan sık iğne olarak batıyorum. Burada sadece eee belirginlik katmak istedik. Tam ortadaki sivri yeri oluşsun diye ikişer ikişer batarak sık iğnemizi tamamlayalım. Hem de altına da aynı şekilde alt kısmı da bakınız bu şekilde örerek tamamlayalım. Şapkamız için hazırladığımız aplikelerimizi bakın şöyle üst üste koyup dikeceğiz ve en son halini vereceğiz. Bakınız en son şeklini gözünün parlaklığını koyacağız. Şu şekilde burnumuzun olduğu kısımları ayarlamalarını yapıp iğne ile yerleştirdikten sonra bütün bölümlerini güzelce ayarlayacağız. Buraya da burnuyla bıyıklarını ayarlayacağız. Şöyle görmüş olduğumuz yere kulaklarımızı ve bu şekilde dikip e, tamamlayacağız. Ayarlamalarımızı güzelce yapalım. Bir iğne ile. Hepsini aynı anda takmanıza gerek yok. Önce mesela kulaklarımızdan başlayalım. Yukarıdan aşağıya doğru dikerek gelelim. Ben şimdi kulaklarımı dikmeye başlayacağım. Hemen pembe renkteki ipimi alıyorum. Bakınız gözlerimizi de bu şekilde birleştireceğiz. Bunu ben daha önceden diktim. Ama e, diğerlerini de. 3 kat olarak ördüğümüz alt gözümüzün beyazı, üzerinin mavisi, siyahımızı şöyle beyazımızı tekrar üzerine ve şuraya da minik bir ışıltımızı çalışacağız. Diğer burnumuzun şu kısımlarının da kenarlarına bıyıklarımızı, şuraya da minik bir siyah burnumuzu yerleştireceğiz ve çok güzel bir şekilde kedili şapkamız hazır olacak. İpimi takmıştım kenara çekiyorum kulağımın iplerimizi de mutlaka içini çekelim güzelce ve de gizli bir şekilde görülmeyecek şekilde keselim fazla çirkinlik olmasın sadece kulağımız için değil bütün e, tamamını güzelce kesiyoruz bakınız şu şekilde ayarlıyorum kulağımı ve başlıyorum dikmeye alt kata geçirmeme dikkat ediyoruz alt kata geçirdiğimiz zaman sıkıntı yaşarız sadece üstteki trabzanla dikiyorum önce kuvvetli çekmiyorum çünkü düğüm atmadım birkaç tane dikişimi yaptıktan sonra zaten sağlamlaşacak Evet bakın sağlamlaştı ve şu şekilde dikerek devam ediyorum Evet bu kulağımı diktikten sonra diğer kulağımı da dikiyorum. Evet şapkamızın gözlerini ve burun kısmını diktim. Bakın kirpikleriyle bıyıklarını da yaptım. Şimdi diğer bıyıklarını ve kirpiklerini de sizle çalışalım. Önce burun kısmını yapalım. Birlikte. Ve bu şekilde tamamlamış olalım. Burun kısmını şuradan başlamak istiyorum. Şöyle aşağıdan girelim. Ve doldurarak gelelim. İki kat ettim ipimi. Burada. genişçe alıyorum. Sarma yöntemiyle bakın sararak aşağıya doğru geliyorum. Diğerlerini gözlerimizi iğneleyerek ya da telleyerek dikersek herhangi bir sıkıntı olmadan gayet uygun bir şekilde dikişlerimizi tamamlamış oluruz. O yüzden tam orantılı bir şekilde ayarlayalım yüzümüze. dikerek tamamlayalım. Bakın şimdi bıyığımızı kenarına burnumuzu bakın burnumuzu bıyıklarımız burada burnumuz kirpiklerimiz birazcık daha aşağıya geleyim. Şuradaki çıkıntılı kısmı da kapatmak istiyorum. Evet güzelce doldurarak tamamladım arkadan dikişimi kapatıyorum düğümümü atarak İğnemi tekrar aldım. Bakınız tam ortalayarak yanak kısmından giriyorum hemen tam ortalı bir şekilde dümdüz uzatıyorum ve yandan çıkıyorum aşağı kısımdan şöyle herhangi bir örgüye batalım daha güzel geçişimizi yapmış oluruz. Tekrar ilk başlattığımız yere geliyorum ve birazcık daha yukarıya yine çıkarak 3 tane bıyığımızı yapıyoruz. Aynı yere tekrar dönüyorum. Düğümümü atıyorum. Ve bu şekilde bıyığımızı da tamamlamış oluyoruz. Şimdi kepiklerimizi de aynı şekilde çalışalım. Bakınız bıyıklarımızın her ikisine de şuradaki bıyığımız biraz aşağıda kalmış. Şöyle biraz yukarıya doğru çekebiliriz. Evet şimdi diğer kepiğimizi de çalışalım. Aynı şekilde aşağıdan başlatalım. Yukarıdan uzunca geçişimizi yapalım karşıya yana geçişimi yapıyorum. Ve bakın aralıklı yaptım. Tekrar yukarıya devam ediyorum. Tamamen göz kararı olarak yapalım kirpiklerimizi. Bakın şimdi şöyle alayım. İpimi çekip Diğer kirpiğimi de yapıyorum. Bu şekilde tamamlamış oluyorum kirpiğimizi de. Ve şapkamızı aşama aşama yaparak tamamladık. Evet arkadaşlar, kirpiğim biraz e, düzgün olmamıştı. Tekrar düzelttim kirpiğimi ve bu şekilde kedili beremizi tamamladım. Umarım hepinizin hoşuna gitmiştir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.